Merhabalar. Her zamanki gibi sabah erkenden Cafer'le birlikte yola çıktık ve Bağcılar'a geldik. Şimdi Bağcılar Meydanı'ndayız. Buradan Halkların Demokratik Partisi seçim bürosuna gideceğiz ve aday Hüda Kaya ile görüşeceğiz. Bakalım bize neler anlatacak. Demokratik Partisi Seçim Bürosu'ndayız ve Belediye Başkan Adayı Hüda Kaya ile birlikteyiz. Kendisinin çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Özellikle 28 Şubat'ta idamla yargılananlardan. Hayat nereden nereye getiriyor insanı? Hüda abla, şu seçim kampanyasından biraz bahseder miyiz? Nasıl gidiyor? Son hızda devam ediyoruz. Bağcılara dokunmaya çalışıyoruz. Kadınlara, çocuklara, gençlere, İşsizlere, emekçilere, çalışanlara dokunmaya çalışıyoruz. Bağcılar elbette ülkemizin her bir bölgesinin ayrı bir özgünlüğü var. Ama Bağcılar gerçekten çok daha farklı, konsantre bir ilçe sanki. Genelde şey diye geçiyor, İstanbul'un en kalabalık ve en genç nüfusuna sahip ilçesi. Yani konsantre derken 81 ilimizden insanların olduğu küçük bir Türkiye. Artı en yoğun ilçelerden birisi nüfus oranı açısından. Hatta 66 ilden daha fazla nüfusa sahip ilçe olarak. Ve bu 66 ilin 14 tanesi büyük şehir. Büyük şehir nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip Bağcılar. Bayağı zor bölge seçmişsiniz bu arada. Evet, ama en güzel yönü, güzelliklerin yanında tabii ki çok ciddi zorlukları var. Nüfusun %50'den fazlası 30 yaş altı, inanılmaz bir enerji potansiyeli var. Maalesef sistemin politikalarıyla, belediyeye yerele yansıyan iz düşümleriyle bu gençlik, ya suça itiliyor, ya uyuşturucuya itiliyor, ya çeteleşmeye itiliyor. Çünkü suç oranının ve uyuşturucu ve bağımlılığın da yüksek olduğu bir ilçe. Aynı zamanda eğitimsizliğin, işsizliğin çok yüksek olduğu bir ilçe. O zaman biraz yalnız bırakılmış diyebilir miyiz? Ben şöyle düşünüyorum. Yani elbette yoksulluk çok ciddi bir etken. Biliyorsunuz 17 yıllık iktidar son derece küresel kapitalizmle beraber bir milli kapitalizm formülü geliştirdi Türkiye'de. Ve orta sınıf üstü kendi sınıfını üretti. Fakat yoksul sınıflar, yoksul halklar her zaman ucuz iş gücü ya da açlık sınırının altında yaşama mücadelesine mahkum edildiler. Bağcılar da bu ilçelerden bir tanesi ve gençler de bundan nasibini alıyor. Gençlerin kendi kimliklerini başta kadınlar olmak üzere, çünkü kadınların durumu çok vahim aynı zamanda. Hem kadınlar hem gençler olarak, yani düşünün, bir yerel yönetimdesiniz siz ve bu kadınların bugüne kadar, yani 3 dönemdir aynı belediye başkanı ve kadınlar bugün kendi kişiliklerini geliştirecek, eğitimlerini geliştirecek, bilinçlerini, dünyaya bakış açılarını geliştirecek, ekonomik gücü elde edecek, ev içi ya da ev dışı kendi ekonomik imkanlarıyla, üretimleriyle ayakları üzerinde durabilecek alternatif imkanlar oluşturma belediyenin birebir görevi. Ama bakın, merkezi politikadan başlamak üzere yerel politik pratikleri de yoksul halkları sadakaya bağımlı hale getiriyorlar. Kadınlara bir paket çay verip susturmanın yoluna bakıyorlar. Bir paket makarna verip, bir paket kahve verip susturmaya baktılar ve hala da buna devam ediyorlar. En onur kırıcı bir şekilde halkla, yoksulla muamelesi bu şekilde sistemin. Maalesef ki bu yerel belediyelerde
Bunun taşeronluğunu yapıyorlar. Hüda abla, anladığım kadarıyla gerçekten Bağcılar'ı yürüye yürüye dolaşıyorsunuz. Her kapıyı çalmaya çalışıyorsunuz. Şeyi çok merak ediyorum. Partinize ve size olan tepkiler nasıl? Çünkü birçok ilde parti binanızın saldırıya uğradığını hepimiz biliyoruz. Burada genelde halkın size olan tepkisi nasıl? Evet. Aslında o saldırıya uğrayan binalarımız, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi linçle karşı karşıya kaldığımız, etrafımızın kuşatıldığı dönemleri yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ama bizim halkla sorunumuz yok. Bunu yapanlar halk değil. Geçenlerde bakın, bu ezan meselesi istismarı üzerinden ilimize yönelik bir saldırı veya bir yürüyüş gerçekleştirilmeye çalışıldı Taksim'de. Yani bu saldırıları yapanların tamamı devletin sivil milis grupları ve polis teşvikiyle ve korumasında bunları gerçekleştiriyorlar. Bizim halkla sorunumuz yok. Günlerdir esnaf, pazar dolaşıyoruz, her partiden insanla karşılaşıyoruz. Yani bizim partimizi tasvip etseler de etmeseler de insanlarda genel anlamda neredeyse tamamına yakını Türkiye'den umutlarını kesmişler ve insanlar çok mutsuzlar. Ve biz HDP bayrakları arkadaşlarımızın ellerinde, işte HDP müziği çalıyor ve biz HDP'nin belediye eş başkan adayları olarak onlara selam veriyoruz, dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. Yani %99 büyük bir saygı ile karşılaştığımızı ifade edebilirim. Hiç desteklemeyenleri, %30 gibi hiç desteklemediklerini mimiklerinden, bakışlarından anlıyorsunuz ama büyük bir suskunluk içerisindeler. Peki Hüda abla, sizin öngörünüz nedir? Yani genelde sandıktan ne çıkacağını düşünüyorsunuz? Sadece Bağcılar, bakın, iktidarın en oy potansiyelinin yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Kaç tane mahalle dolaştık, çok farklı mahallelerden geçtik. En olumsuz, en suskun ama en tavırlı olan mahallelerde bile en az %60 pozitif tepkilerle karşılaştık. Mesele sandığa, Türkiye genelinde olduğu gibi Bağcılar'da da sandığa ne gireceğini görüyoruz toplumsal tepki, psikolojik atmosfer açısından. Fakat halk olarak, muhalefet olarak hepimizin sandıktan çıkacaklara sahip çıkmamız gerekiyor. Ne girdiğini tahmin ediyoruz ama ne çıkacağına da sahip çıkmamız lazım. Esnafın yaşadığı sorunlar hakkında herhangi bir fikrin var mı? Yani kriz zaten her yerde var, biliyorsunuz. Hani toplumun büyük sıkıntısı zaten son dönemlerde. Son 2 yıldır falan zaten bu ayyuka çıkmış bir şey. Yani esnafın sıkıntısı şu, belirli dönemlerde zaten hani işler oluyor. Mesela kış aylarında falan çok fazla, biz kendi adımıza konuşuyorum, mobilyadayız burada. Çok fazla iş olmuyor, belirli dönemlerde oluyor. Onun haricinde yani Şubat, Ocak bu aydan daha iyi geçmiş bulunmakta ama şu Mart ayında ne oldu, ne sıkıntısı var bilmiyorum. Belki seçimler de bunu etkiliyor olabilir. Bayağı bir krizdeyiz şu anda. Partiden ziyade insana oy vereceğiz artık diyenler. Doğru söylüyorsunuz. Hani parti olarak düşünürsek şu an verebileceğim bir parti yok diye düşünüyorum. Çok kafam. Verebileceğiniz bir aday var mı? Aday olarak vallahi ben şu zamana kadar hani şöyle söyleyeyim. Aday olarak değil de parti verebiliyoruz değil mi? Burada hani parti ismi verebiliyoruz. Ben MHP'yi denedim. AK Parti'yi de denedim. Hatta Büyük Birlik Partisi falan, onları denedim.
Bu sene belki CHP'yi deneyebilirim yani, deneyecek olabilirim yani. Bir de onu deneyeceğim yani. Adayları tanıyor musunuz? Tanıyorum. Yakinen tanıyorum. Hepsini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Lokman Bey'i tanıyoruz. 16 yıldır belediye başkanımız. Muhammed Bey İYİ Parti'nin adayıdır. Güzel bir insandır. Şakir Şahin Bey de güzel bir insandır. Aynı zamanda onu da hemen hemen 20 yıldır tanıyoruz. Hüda Kaya var bir de, değil mi? Evet, hiç karşılaşmak nasip olmadı kendisiyle. İnşallah bir gün onunla da karşılaşırız. Peki ne düşünüyorsunuz adaylar hakkında? Adaylar hakkında Lokman Bey'i 16 yıldır icraatlarını gördük. Çok israf var. Bağcılar'da çok israf var. Bir de dikey mimari var maalesef. Parklar var ama parkların güvenliği yok. Biz bundan hoşnut değiliz. Bir de şu gördüğünüz yürüyüş yolu gibi yollar tekrar yıkılıyor, dökülüyor. Bunu doğru düzgün yapmadıkları için tekrar bir yerlere para harcamak durumunda kalıyoruz. Bu da israf oluyor. Ümran abla, seni desteklediğin bir aday var mı? Tabii ki var. Şakir Şahin Bey'i gönülden destekliyorum. Peki bir değişimin yaşanacağını düşünüyor musun Bağcılar'da artık 20 yıl sonra? Tabii ki, mutlaka değişmesi gerekiyor. İnsanlarımız da bunu görüyorlar zaten. Biz de sahadayız, alanlardayız. Konuşuyoruz insanlarla ve bakıyoruz ki evet diyor, yeter artık diyor. Zaten Lokman Bey de insanlar tanıdı. İnşallah bir değişim olacak. Çok kalabalık olduğu sebebiyle bir kargaşa var, kaos var dediğim gibi. Öyle bir şey ki ayrıştırma, kutuplaşma sebebiyle artık birbirimizi yiyecek duruma geldik. İnanın, sen ucusun ben bucuyum diyor, sen o yana ben bu yana diyor. Yan yana gelip 20 yıllık komşular konuşamaz duruma geldik. İnanın, bayrak asmaya çekiniyoruz. Yani en ufak bir hani siyasi kimliğimizi belli etmeye çekiniyoruz. Niye? Dediğim gibi kutuplaşma. Ama bu olmaz. Eğer siz bizden ayrılırsanız, biz sizden ayrılırsak gücümüz azalır bizim. Bir de bu ayrıştırma yabancı düşmanlığına da vardı. Özellikle Suriyeliler konusunda çok kötü yorumlarda bulunanlar var. Maalesef öyle bir şey geldi. Tamam, onlar bize geldiler. Biz ensarlığımızı yapalım. Onlar muhacir olsunlar. Lakin onlar biraz da hani kültürleri sebebiyle bizden biraz farklılar. O yüzden de çatışıyoruz. Maalesef bu duruma geldik ama ülkenin bir de şey var biliyor musunuz güzel kardeşim, bu altı üstü belediye başkanı seçimi. Yani Türkiye'nin bekasıyla alakası yok bunun. Sadece belediye başkanını değiştireceğiz. Cumhurbaşkanı yerinde, milletvekilleri yerinde. Yani nedir bu savaş, anlamıyorum ki. Gerçekten anlamıyorum yani. Seçim adaylarını tanıyor musun? Yok, hiçbirini tanımıyorum. Merak etmiyor musun? Açıkçası hiçbirini merak etmiyorum. Herhangi bir oy da kullanmıyorum. Hiçbirini de merak etmiyorum. Neden? İlgi alanıma girmiyor hiçbiri. Peki Mahmut, sen ne düşünüyorsun? Ben takip etmiyorum ama oy kullanacağım. Ekrem İmamoğlu. Ama yerel seçimlerde kendi mahallendeki adayları tanıyor musun? Bunları bilmiyorum ben. Ya hiç ilgi alanıma girmiyor yani. O zaman partiye oy vereceksin, insana. Tabii, aynen. Muhtar adayımız var bizim. Yan komşu muhtar adayı, ona vereceğim. Seçimlerde herkes istediği birisine oy verecek. Kim kazanırsa o alacak. Bir tahminin var mı? Yok vallahi, yani tahminim yok. Herkes eskisinin tekrar geleceğini söylüyor. Vallahi bu millete hiç belli olmaz. Çünkü 3 tane muhtar adayımız var. Şimdi benim hemşerim, akrabam, sonra veririm. Öbür tarafa versem ayıp, dargınlık olur. Belediye başkan adayları da öyle. Mesela Lokman Çağrıcı'dan memnunuz ama Kıyıklı'dan da memnunduk. Yani o Ankara'ya gitti. Buna da versek, vermeyen de olur. Yani hepsini o kadar merak ediyorum ki ne olacak seçimde yani, çok heyecanla oylarımızı vereceğiz tabii. Namkör gelmeyeceğiz ama vermeyen vermez yani. Daha önceden mesela biz insana oy veriyorduk, Tayyip Erdoğan'a oy veriyorduk ama artık tabii böyle bir lüksümüz kalmadı.
mecbur hizmet, kim hizmet ediyorsa ona oy vermek durumunda kaldık ama. Sümeyye, sana dönmek istiyorum. Sen de tabii eşisin zannediyorum, değil mi Mürsel'in? Sen ne düşünüyorsun yerel seçimler konusunda? Yerel seçimler konusunda her şeyden önce hayırlısı olmasını dilerim. Lokman Bey'e ben de vermeyi düşünmüyorum. Beğenmiyorum hizmetlerini. Yani bir yürüyüş yolunun meydanı bile aç kapa kaç kere mesela, hala bir kapalı. Gideceğimiz yere artık oralara gitmiyoruz. Peki şimdi kimi destekliyorsunuz? Vallahi şu an kimi destekliyorum? Büyükşehir'de yine oyum Binali Bey'in ama Bağcılar'da Lokman Bey'e oy düşünmüyorum. Ya kullanmayacağım ya da kullanırsak Muhammed Bey'i düşünüyoruz. Desteklediğin parti hangisi? HDP'dir. Neden HDP'yi destekliyorsun? HDP Kürt Partisi'dir. Biz de Kürt Partisi'ni destekliyoruz. Biz de Kürdüz. Tamam ama Kürt olduğum için Kürt Partisi'ni destekliyorum. Olmaz. Vardır bir şeyleri, başka sebepleri. Bize yarayan O'dur. Bize destekçi olan O'dur. Başka bir parti bizim yaramıza değil. Şimdi gelen seçime ben Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. İlçeye de ben Huda Kaya'ya vereceğim. Allah'ın izniyle. Peki neden Büyükşehir'de farklı bir partiye de? Değişiklik olsun bu sefer. Hüda Kaya'yı tanıyor musun? Tanıyorum. Bizim milletvekilimizdir. Ona verme düşünüyorum bu sefer. Nasıl bir insan olduğunu biliyor musun? Çok iyi birisidir, dindardır, Müslümandır, temizdir. Ya adayları tanıyor musun? Adaletsiz bir seçim. Yani hiç hoş olmayan görüntüler oluyor. Hiçbir adayı tanımıyoruz, bir aday hariç. Sadece Lokman Çağrıcı şeylerde görüyoruz. Diğerlerini hiç göremiyoruz. Peki bu diğer partiye oy veren insanlar şöyle bir düşünmüyor mu? Diğer partilerin adayı yok mu? Bunların resimlerini, bunların çalışmalarını biz niye göremiyoruz? Bir sormuyorlar mı kendilerine acaba? Bunu çok merak ediyorum ben.